Evet. Şimdi size söylediğim gibi A101 şok bir falan tarzı yerden abur cubur alacağım. Dış ses yapıyorum yani tam olarak ne anlama geldi ben de bilmiyorum ama çünkü dışarısı çok güneşliydi hem konuşacak şeyi bulamadım kendimde. İlk olarak A101'e girdim. Tahmin ettiğimden daha az abur cubur tarzı şey vardı yani istediğimden daha az şey vardı. O yüzden bilmiyorum. Ya, tam olarak bugün tüm istediklerimi bulamadım gibiydi. Çünkü çok fazla şey yoktu. Mesela biraz bunun mavisini içiyordum normalde. Turuncusunu bulduğumda turuncusunu alayım dedim. Çünkü alacak başka hiçbir şeyim yoktu yani. Burada bir sepete ihtiyacım olduğunu anlıyorum. Çünkü elimdekilerin hiçbirini taşıyamadım yani. Bir de video çekmeye çalışıyordum. O yüzden sepet, evet. Burada da noodle'lar vardı. Noodle yiyen, yani çok noodle tüketen birisi değilim ama bilmiyorum denemek istedim tekrardan. O yüzden domates soslu bir tane noodle aldım. Burada içilebilen meyveli soğuk yoğurt tarzı bir şey var. Denemek istedim o yüzden. Bir de kapakları güzeldi. O yüzden Spiderman bulunca onu hemen aldım. Yani meyveli yoğurt tadı ne kadar kötü olabilir ki? Böyle deyip aldım ben de. A101'deki alışverişim bitti. Kasanın kenarından bir iki şey daha aldım. Şimdi bir sonrakine. Şimdi şok arıyoruz. Şokta hem daha ucuz olması gerekiyor hem de daha fazla şey olması gerekiyor diye biliyorum. Evet, şoka geldik ama az önce dediğim gibi daha fazla şey olacağını düşünüyordum ama yoktu. Yani bir sürü abur cubur tarzı şey vardı evet ama benim istediğim tarzda, denemek istediğim tarzda şeyler yoktu. Çok çikolata yiyen birisi değilim ama hem az şey aldım diye hem de kabı güzel diye aldım. Biraz aşağıda bir tane daha çok olması gerek diye biliyorum. Hem onda daha fazla şey var diye hatırlıyorum. Umarım daha çok şey bulabilirim. Evet, şimdi geldik ikinci şoka. Bim yoktu, bim bulamadım yani. Bilmiyorum. Buraya çok gelmek istememiştim. Çünkü bir önceki gelişinde bu dondurma kutusunun kapağını kırmıştım. Yani tam kırma değil de sadece yerinden çıkmıştı. Güzel abur cuburlar yoktu, evet. Geri gidiyorum. Buraya boşuna indim. Helal olsun. Çok güneşli. Evet, en sonunda oradan hiçbir şey almadan çıktım. Size bir şey demem lazım. Yarım saattir konuşuyorum. Hepsini yedim neredeyse de kameram kaydı bırakmış. Telefonum düştü. Hepsini açtım neredeyse yani. Ve kameram kaydı bıraktığına inanamıyorum. Baştan başlayacağım. İnanmıyorum ya. Şimdi önce bunu açtım. Bunun normalde mavisini alıyorum ama turuncusunu gördüğümde turuncusunu alayım dedim. Mavisinin tadı daha güzel. Of çok sinirlendim ya. Sonra A101'den aldığım bunlar. Bu sihirli kutu var. Bunun içinden nerede o sakız? Ya inanmıyorum ya. Bunun içinden bu çıktı. Bu yapbozu yaptım. Şu. Ha şurada. Sonra şu motor şeyi çıktı kartı. Bir de bu sakız çıktı. Sakız da çok güzel kokuyor ayrıca. Şimdi bunu da bir köşeye koy. Kaydediyor mu? Evet, lütfen etmeye devam et. Sonra of ya. Bu sürpriz yumurtaları açtım. Biri kız, biri erkek için işte ne çıkar diye. Kızın içinden şu çıktı. Bu. Ay. Bu. Şöyle süper neydi? Futbolcu hayvanlar ha. Futbolcu hayvanlar diye böyle bir şey varmış. Erkeğin içindense bu çıktı. Baykuş. Bu da sevimli hayvanlarmış şöyle. Baykuş değil mi bu? Bu yok burada bile. Neyse o kadar dandik. Sonra şoktan aldıydım. Bakayım. Sonra şu nerede? Of ya inanmıyorum ya.
kutumu açtım hamburger şeklinde. Bu üstünü yedim. Hem kaşarı var hem eti böyle. Domatesle ekmek ayrılmıyor. Üstündeki ekmek ayrılıyordu ama tamam. Sonra bu meyveli yoğurt. Şöyle ağzı. Ben meyveli yoğurtları hiç sevmem. Ve bunu unutmuşum. En nefret ettiğim şey diyebilirim. Sonra ne almışım? Boli. Bunu almışım. Bu ne? Iced tea, karpuz. Karpuz çilek aromalıymış. Bunu denemediydim en azından. Ne karpuz ne çilek tadı alıyorum. Başka bir şeyin tadını alıyorum. Kiraz mı? Vişne tadı alıyorum. Evet, vişne tadı alıyorum bundan. Ama yapacak bir şey yok. Sonra noodle var. Bu noodle'ı aldım. Domates soslu. Bunu yapmaya gidecektim işte. O sırada da fark ettim. Video çekmiyormuşum. Tamam, noodle yapmaya gidiyorum. Hadi. Noodle için su kaynatıyorum. O sırada şunları deneyeceğim. Bu vişneli suya katıp karıştırıyor. Oralet tarzı bir şey herhalde. Merak ettim, o yüzden aldım. Ama tamamını dökmeyeceğim. Çünkü bunun tamamını bir sürahiye dökmemiz gerekiyormuş. Suyu boşa harcamayacağım. Tamam, suyu getirdim. Şunu düzelteyim. Şimdi bunu azıcık koyacağım. Ne kadar varmış içinde? Şu içi şöyle toz yani direkt. Bu kadar yeter herhalde. Şöyle, vişne çürümüş, vişne koktu. Çürümüş ne? Çürümüş vişne kokuyor. Evet, ama vişne kokuyor yani. Karıştıralım diye. İçelim. Yani vişne suyu direkt. Yani dediğini yapıyor. Tamam. Şimdi şundan onu araya ekleyeceğim ben. Evet. Mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi noodle için büyük bir kabım yoktu. Tabağım yaktı. O yüzden bunu kullanıyorum. Şimdi suyumuzu dökelim. Ay, yüzüm gözüktü. Ocağı da kapatayım. Yangın çıksın istemiyorum. Tamam, suyumuz burada. Kamerayı biraz şöyle yapayım. Tamam. Açtım. İçine yavaşça elimi yakmak istemiyorum. Tamam. Şimdi şunları da dök. Tamam. Şimdi bunun içinde kaç dakikaydı? 3 dakika mı? 3 dakika haşlanacakmış. Noodle yapmadıydım. Yapalım. Kaç yıl oldu? 3 yıl mı oldu? Ne? Bunu noodle'ın suyundan ayırmamız gerekiyor mu ya? Neyse, bakacağız 3 dakika sonra ne olmuş diye. Bakacağız. Noodle hazır. Ama ben bunu süzmek istiyorum. Çünkü sulayamak istemiyorum. Tamam. Noodle'u süzüp bunu aldım. Ay, düşmeyin. Daha kolay görebilirsiniz diye. Şimdi şu soslarını
Görebiliyor musunuz siz ya? Soslarını koyacağım. Bu biber. Of, açamıyorum. Paket. Makas alıp geliyorum. Bir dakika. Evet, makasımla geldim. Diğeri baharat karışmıymış. Tamam. İkisini de dök. Tüm. Şimdi karıştıralım. Keşke gün bunu aktarmasaydım. Ama bunu da karıştırmak daha zor. Bence yeterince karıştı. Şimdi tadına bakalım. Düşüyor musunuz? Bunun tadıyla aynı işte. Ama ben noodle'ın tadını hiçbir zaman güzel bulmadım. Yani tadı kötü değil. Yerim bunu. Ama bir daha almam. Tadı o kadar güzel değil bence. Şimdi Aizmir'in faturasına bakalım. Bu 25 lira 45 kuruşmuş. Buna değmez bence. Food şeker ne? Fesut, ha. Bu 4.75 lira. Bu da değmez. Çünkü tadı kötüydü. Şunlar 4 kaç lira? 8.5 lira. Bunları almam. Çünkü hayatımda gördüğüm en saçma şeyler. Eski oyuncaklar çok daha güzeldi. Sonra bu put put sakız 10 lira. Bence güzeldi yani. Alabilirsiniz 10 liraya. Okey bir şey bence. Hüper muz bu. Ay tozu dökeceğim. Şu 11 lira. Meyveli yoğurt sevmediğim için vermem. Bu kaç liraymış? 4 liraymış. Noodle da 4.5 lira. Şu vişne şeyi de şu Nutrix 2.5 lira. Noodle'a neyse araya ekleyeceğim ben, sorun yok o yüzden. Şimdi şok için. Ha, toplam ben 79 lira 45 kuruş verdim. Poşet de aldım ama. Göremiyorsunuz onu. Neyse. Şimdi bu da şok. Ufa. Tamam. Bu ne be? Noodle mu? Noodle paketi mi patladı? Neyse. Nazo soğuk portakal. Ha, bu, şoktan da bundan aldım. Bunu da deneyeyim. Bir dakika bekle. Ha, şimdi deneyelim. Soğuk suyum vardı. Burada. Neyse yine aynı şekilde. Ama bunun şey kısmı yok. Yapma. Ama şanssız makasım var. Öksürüğüm hala geçmedi ama portakal gibi kokmuyor. Kaydediyor musun? Lütfen kaydet. Teşekkür ederim. Bu kadar yeter herhalde. Ha, karıştırmadım. Kaşım burada. Makası koyalım kenara. Birazcık daha koyabilirim. Sonuçta şey yok. Oh. Bu birazcık daha fazla oldu ama. Ne? Portakal, evet. Bu diğerinden daha kaliteli. Yani portakal tadını direkt veriyor. Bu daha güzel. Bu 4 liraymış. 3.95'miş. Tamam. Sonra en merak ettiğim bu. Çikolatayı sevmem dediğim gibi. Ama paketi çok hoşuna gitti. O yüzden. Bakalım. Çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor.
Böyle bir şey ya. Yani şurada gözüküyor evet aslında. Aa, çok iyi bakıyor. Bir de içine az bir şey, azıcık bir şey. Bak şöyle atayım. İçi... Bekle. Telefondan çekiyorum da o yüzden. Netle. Ama değil, buna netle. Ya işte böyle bir şey iç ya. Çek şey, bir çikolata. Ama ekşi. İçinin ekşi olması gerektiğini sanmıyorum. Bu 18 liraymış. Ay tadı çok kötü. Ama bir daha alalım. Çok kötü bir tadı. Bunu da açtım. Bu da pizza şeklinde. Şöyle göstereyim. Yendi. Şurasında kolalı jelibon vardı ama yedim. Şimdi bu çok sert jelibona göre. Yani olması gerektiğinden fazla sert bir jelibon. Bu da 5 liraymış. Bu 18 lira demiş miydim hatırlamıyorum. En son bunu aldım. Bunu hep merak ediyordum. Bu gerçekten merak ettiğim bir şeydi. 7 lira 75 kuruş verdim buna. Ettiğimi bilmiyorum. Jelibon da sevmiyorum. Göstermeden hemen yedim ya. Biraz salyalı oldu ama. Yani jelibon. Jelibon. Tamam şimdi toplam 34 lira 35 kuruş vermişim bunları şoktakiler için. Şimdi evet noodle yapacağım. Daha yeni yapacağım. Evet hem A101'den hem de Shot'tan aldıklarımın toplam fiyatı 113 lira tuttu. A101'den 79 lira kalmışım. Shot'tansa 34 lira kalmışım. Bazılarının fiyatı değerinden bence daha fazlaydı. Ve çoğun tadını sevmedim zaten. Ve istediğim kadar da çeşit yoktu. Bir sonraki video için çöpleri at. Hem Akyurt, A101 değil, Akyurt, Migros, Çağdaş tarzı yerlere gidip oralardan almayı düşünüyorum. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.